Sultan II. Mustafa, 2 Haziran 1664 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Babası 4. Mehmet, annesi Gülnuş Emetullah Sultan'dır. Babasının 1672 yılında çıktığı 1. Lehistan Seferi'ne katıldı, Baba Dağı'na kadar gitti. 1687'de babasının tahttan indirilmesi esnasında onun tarafından tahta aday gösterildiyse de devlet erkanı padişahlığa 2. Süleyman'ı layık gördü. Şehzade Mustafa, babası ve kardeşi Ahmet'le beraber Topkapı Sarayı'nın Şimşirlik Dairesi'ne kapatıldı. Daha sonra da Edirne'ye sevk edildi. Bu sırada serbest bir hayat sürdü. 1691'de 2. Süleyman'ın ölümüyle tahta geçmesi tekrar gündeme geldiyse de amcası 2. Ahmet tahta çıktı. Sultan Ahmet'in ölümünün ardından 2. Mustafa 6 Şubat 1695'te tahta geçti. O sırada 31 yaşındaydı. Birkaç gün sonra eski camide kılıç kuşanma merasimi yapıldı. 2. Mustafa'nın tahta çıktığı yıllarda 1683 Viyana kuşatmasıyla başlayan çok uluslu savaşlar çeşitli cephelerde bütün hızıyla sürüyordu. Tahta geçer geçmez yaptığı ilk iş devletin kontrolünü kendi eline alma çabası oldu. Epeydir düzenli toplanmayan Divan-ı Hümayun'un haftada 4 gün çalışmasını emretti. Ayrıca ataları gibi bizzat ordunun başında sefere çıkma isteğini bildirdi. İkinci Mustafa başa geçer geçmez hızla düşündüklerini gerçekleştirmeye çalışırken daha önce Venediklilerin eline düşen Sakız Adası o sırada geri alınmıştı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ikinci Mustafa tahta çıkışından yaklaşık 5 ay sonra sırtında zırh, başında üzeri yeşil şal sarılı tolga ve sorguç, kaplan postu sarılı atıyla 30 Haziran 1695'te 1. Avusturya seferine çıktı. Önce Lipa fethedildi. Pek çok savaş malzemesi, ganimet ve esir alındı. Buldur denilen ormanlık ve bataklık bir alanda Avusturya ordusuyla yapılan bizzat padişahın da katıldığı savaşı Kırım kuvvetlerinin desteğiyle Osmanlılar kazandı. Bu zaferin ardından Lugoş alındı. Bu zaferlerden dolayı Sultan Mustafa'ya gazi unvanı verildi. İkinci Mustafa o kışı İstanbul'da geçirdi. Padişah ikinci seferine Nisan 1696'da çıktı. Avusturyalılar Ulaş'ta 27 Ağustos 1696'da yapılan savaşta yenilmekten kurtulamadılar. İkinci Mustafa 3. ve sonuncu Avusturya seferine 1697 yılının Ağustos ayında çıktı. Ancak bu seferden arzu edilen başarı elde edilemedi. Bu çok cepheli savaşlar Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik yapısını temelinden sarsmıştı. Artan sefer masrafları için yeni vergiler ihdas edilirken mevcutların miktarları arttırıldı. Bu dönemde Osmanlı tarihinde ilk defa üzeri tuğralı altın para bastırıldı. 26 Ocak 1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması'nın ardından 5 yıllık dönemde askeri, mali tedbirler alınırken 2. Mustafa'ya karşı hem asker hem halk ve alimler arasında ciddi bir hoşnutsuzluk ortaya çıktı. Bu karışıklıklar Edirne vakası denilen olayların patlamasına yol açtı. Edirne'den gelenlerin İstanbul'dan gelenlere katılmasıyla yalnız kalan 2. Mustafa, saray halkı ve vezirlerle birlikte Edirne'ye döndü. 22 Ağustos 1703'te kardeşi Ahmet'in bulunduğu yere varıp
"Birader, kul seni padişah istemişler" diyerek kendi rızasıyla tahtı ona bıraktı ve onun kaldığı yere gitti. Tahttan indirilmesinden 5 ay kadar sonra çok sevdiği Edirne'de 29 Aralık 1703 tarihinde vefat etti. Sultan II. Mustafa'nın cenaze namazı Ayasofya Camii'nde kılındıktan sonra Yeni Cami civarındaki Valide Turhan Sultan Türbesi'nde bulunan babasının ayak ucuna defnedildi. II. Mustafa'nın saltanatının ilk yarısı sefer ve savaş faaliyetleriyle, son yarısı nispeten barış ve sükun içinde geçmiştir. II. Mustafa'nın İkbali ve Meftuni mahlaslarıyla şiirler ve ilahiler yazdığı, bunlardan bir kısmının bestelendiği bilinmektedir. Hat sanatıyla da uğraşmış, özellikle sülüs, nesih ve celî yazılarda başarılı örnekler vermiştir. Musikiyle ilgilenen, özellikle ok atmada ve cirit oyununda usta olan II. Mustafa, zeki, yumuşak tabiatlı, adil ve zamanın ilimlerine vakıf biri olarak nakledilir. Onun zamanında Mescid-i Haram'da Hacerül Esved'in muhafazası, Kabe tavanını tutan direkler ve yüzeye inen merdiven, Kuba Mescidi'nde eskiyen duvar ve minare yenilenmiş, derin su kuyuları kazdırılmıştır. II. Mustafa'nın oğullarından 1. Mahmut ve 3. Osman padişah olmuştur. Allah Sultan II. Mustafa'ya ve nesline rahmet eylesin.